Değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Gazeteciliğin çok zor olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ülkede zor, hele bizim gibi küçük yerlerde yerli basın işinin daha çok zor olduğu bir yerdeyiz. Gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden bir haber peşinde koşmak ve bunu da sadece gazetecilik için, halkın haber almak için yapmak özveri isteyen, fedakarlık isteyen bir iş. Öncelikle hepinizi kutluyorum. Türkiye'de medya özgür değil. Gazeteciler sansürleniyor, işsizliğe mahkum ediliyor, hapse atılıyor. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye geçen yıla göre 16 sıra gerileyerek 180 ülke arasında 165. sırada yer aldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından hazırlanan raporda 15 gazeteci ve medya mensubu gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirtildi. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır görüşü doğrultusunda basının önündeki tüm engellerin, baskıların, sansürün ortadan kaldırıldığı, basının siyasi iktidarın ve sermayenin etkisinden kurtulduğu tarafsız ve bağımsız basın dileğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle il başkanımıza, il örgütümüze, başkanlarımıza teşekkür ediyorum bu güzel buluşmayı gerçekleştirdiği için. Yoğun programlarımızdan dolayı bunu 10 Ocak değil de 12 Ocak'ta yapabildik ama gerçekten de çok mutlu oldum. Çünkü 7 aya yakın bir süredir birçoğunuzla bir araya gelememiştik. Ben öncelikle Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Bugün bu masada olan arkadaşlarımızla ilişkimiz bir siyasetçi gazeteci ilişkisi değil. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Çünkü 3 yılı aşkın bir sürede çok güzel bir çalışma yapıldı. Ve dostluk ilişkilerimiz gelişti. 3 yıllık benim burada il başkanlığı yaptığım dönemde haberiyle, yorumuyla, eleştirisiyle katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte de basınımıza hep böyle baktık. Gazetecilerimizin siyasi görüşü, fikir ayrılığı, ait olduğu siyasi düşünce bizim için hiçbir önemi olmadı. Her dönem tüm arkadaşlarımıza, basın toplantılarımız olacaksa hep toplu şekilde, bir etkinliğimiz olacaksa hep aynı şekilde bunu sürdürmeye büyük gayret gösterdik. Gazeteciler Günü gerçekten de anlamlı bir gün. Çünkü zor bir meslek. Görev zorluğu var, süresi yok, zamanı yok, saati yok. Birçok gazeteci arkadaşımızı ulusal ülke genelinde yaptığı haberlerden dolayı kurban verdik. Ekonomik zorlukları var, mobbing baskısı var. Bazen iktidardan, bazen muhalefetten bir baskı görebilirsiniz. İşte bunu da doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye özetlemişler. Ben Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Özellikle bu programda olmayı çok istedim. Ankara'dan çıkıp hızlı bir şekilde geldim. Gerçekten de birçok arkadaşımızı gördüm. Çok mutlu oldum. Özlemişiz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Her zaman bir arada çalışmaya devam edeceğiz. Seçimden sonra zaman zaman görüşmelerimiz, temasımız oldu ama adaylık konusunu gündeme getirmiş yaptığı dönemde her insan gibi eksikler olduğu kadar topluma da sokakta da isim olan bir arkadaşlar. Durum söz konusu değil. Ama şunun tüm gazeteci arkadaşlarımız, ben de CHP'nin adayını daha da heyecanla beklemenizi